Parametre ile devam ediyoruz. Parametrede bugün gündem başlıkları ağırlıklı olarak yurt dışı cephesinden gelecek. Çünkü dün bir önemli bir telefon konuşması yapıldı. O telefon konuşması da Erdoğan'la Trump arasındaydı. Suriye'de kurulacak güvenli bölge açısından önemli. Bundan sonra o bölgenin nasıl şekilleneceği açısından önemli bir telefon konuşmasıydı. Buradaki notları birazdan aktaracağız sizlere. Bir taraftan Avrupa Birliği'ne ilişkin bir ilerleme raporu yayımlanması söz konusu. O ilerleme raporunda bir erteleme var. Bunun ayrıntısı üzerinde de elbette konuşacağız ve gündemimizden bir türlü düşmeyen şu meşhur Brexit meselesini bir tekrar ayrıntılarıyla konuşmak gerekiyor. Zira orada bir takım değişiklikler oluyor ancak sonucu değiştirmiyor buradaki değişiklikler. Bütün bunların ayrıntılarını konuşmak üzere hadi gidelim artık Ankara'ya. Evet, Ankara'nın gündemi yurt dışı ile birlikte belirleniyor. Dış politika belirliyor zira diyoruz uzunca bir zamandır. Serkan Demirtaş'la konuşacağız. Ankara stüdyomuzda bekliyor bize. Günaydın Serkan. Günaydın Mine, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu dünkü telefon konuşmasıyla başlamakta fayda var herhalde. Erdoğan ve Trump arasındaki telefon konuşması bölgenin nasıl şekilleneceğine ilişkin ayrıntıları da çünkü içeriyor. Ve elbette bizim hem komşularla hem Amerika ile bundan sonra yürüteceğimiz ilişkilerin nasıl olacağı konusunda da fikir verecek bir telefon görüşmesi. Neler vardı ayrıntılarda, yapılan açıklamalar bize neyi gösteriyor? Mine, aslında hem Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından hem White House'dan yapılan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda yani aslında rutin, normal Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin ele alındığı ile ilgili ufak bilgilendirme var ama asıl önemli açıklama bu telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray sözcüsü tarafından yapılan kısa bir açıklamada aslında ifade edildi ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili önemli bir değişikliğe gittiğini, bu çekilmenin ardından 200 kişilik bir Amerikan gücünün, ki bunu bir barış koruma gücü olarak tarif ediyor bu açıklama, barış koruma gücünün Suriye topraklarında belli bir süre daha kalmaya devam edeceğinin açıklandığı bir açıklama gördük Beyaz Saray tarafından yapıldığında ve bunun muhtemelen Amerikan Başkanı Trump tarafından da Erdoğan'a telefonda bilgisinin verildiğini tahmin ediyorum. Çünkü bu aslına bakıldığında bu Suriye'deki bütün iki aydır tartıştığımız Amerika'nın çekilmesi ve çekilme sonrasındaki süreci ve onun parametrelerini değiştirebilecek önemli bir açıklama. Çünkü burada şimdi tabii 19 Aralık'tan itibaren Trump'ın bu açıklamayı yaptığı günden itibaren iki aylık bir süre içerisinde biz artık tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin sahnede olmadığı bir Suriye'yi ve onun ardından yaşanacak gelişmeleri tartışıyorduk. Şimdi Amerika en sonunda geldiği noktada hayır, ben tamamen çekilmiyorum. Burada 200 kişilik bir grup bırakıyorum ve bundan sonraki ne kadar kalacağını, hangi misyonda kalacağını da izah etmeden böyle bir açıklamayı yapıyor. Yine Amerikan kaynaklarına baktığımız zaman hani dün akşamdan bu yana yapılan bilgilendirmelerde bu rakamın daha da artabileceği, özellikle bölgedeki Fransız ve İngiliz askerleriyle birlikte düşünüldüğünde daha farklı bir yapıya dönüşebileceği ile ilgili değerlendirmelerde görüyoruz. Şimdi tabii bu hani bütün bu tartışmaların ortamında hani Amerika Birleşik Devletleri'nin en başından bu yana en çok eleştirdiğimiz noktası net bir politikasını ortaya koyamamış olması. Yani başkanın söylediğiyle altındaki birimlerin yapmış olduklarının farklılığından kaynaklanan büyük bir kafa karışıklığı ve bir öngörülemezlik ortaya sunmasından kaynaklı şikayetleri dile getiriyorduk. Bu açıklama da aslında bunun bundan sonraki süreçte de devam edecek bir norm olduğunu gösteriyor. Şimdi burada tabii hani bu 200 askerin nasıl bir görev üstlenecekleri, Suriye'nin hangi bölgesinde konuşulacakları ile ilgili tam bir netlik yok. Anladığımız kadarıyla Suriye, Irak, Ürdün
sınırlarının kesiştiği bölgede tam üstünde belli sayıda askerin kalacağı ama geri kalan Amerikan birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yani bizim bahsettiğimiz bu güvenli bölge taraflarındaki mevcut Amerikan üslerinde konuşlanmaya devam edeceğini anlıyoruz yapılan bilgilendirmelerden. Şimdi biraz geriye döndüğümüzde tabii bu güvenli bölgeyle bu barışı koruma gücünün bütünleştirmeye anlamaya çalıştığımız zaman da şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu güvenli bölgeyi koalisyon güçleriyle birlikte gözetleme, koruma, böylece Türk askerinin o bölgeye girmeden işte hem YPG'yi koruyabileceği Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'ye dönük hani güvenlik kaygılarının giderilebileceği bir formülasyondan bahsediyordu Amerika Birleşik Devletleri son birkaç haftadır. Ve bunu da Türkiye aslında reddetmişti. Yani hem Sayın Dışişleri Bakanı, hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Sayın Savunma Bakanı açıklamalarında bu güvenli bölgenin koalisyon güçleri tarafından korunmasının Ankara tarafından kabul edilemeyecek bir nokta olduğunu, çünkü büyük bir güven meselesi olduğunun altını çizilmişti. Şimdi gördüğümüz tabloda Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda Mine, ben sanki bu yeni barışı koruma misyonunun bu oluşturulması planlanan güvenli bölgeye yerleştirilmesi, bunun arasında sadece Amerikan askerleri değil, yine Suriye'de şu anda mevcut olarak bulunan Fransız, İngiliz ve belki başka birliklerin de katılmasıyla böyle bir gözlem gücü oluşturulmasıyla ilgili sanki bir planın oluşturulmaya çalışıldığını anlıyorum. Tabii bu daha resmi görüşmelerle daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Zaten bugün Washington'da hem Sayın Savunma Bakanı hem de Genelkurmay Başkanı'nın muhataplarıyla yapacakları çok önemli görüşmeler olacak. Ve bunun merkezinde de, bu görüşmelerin merkezinde de şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni oluşturduğu bu fikrin herhalde tartışılmasını beklemek mümkün. Bu tabii hani Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmeleri hem Suriye boylamında hem ikili ilişkiler bağlamında nasıl etkileyecek bunları zaman gösterecek ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş olduğu nokta artık çekilme söylemini bırakıp onun yerine daha az sayıda barışı koruma gücü olarak tanımladığı bir miktar askerle Suriye'de varlığını devam ettirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu Türkiye'nin ve hani bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden aktörler açısından şaşırtıcı mı? Çok değil. Çünkü ilk baştan itibaren yani Amerikan Başkanı Trump'ın çekiliyoruz ifadesini kullanmasından itibaren baktığımızda Amerikan ordusu, Pentagon, dışişleri, senatörler, üst düzey Amerikan yönetimi birçok kesiminden bu Trump'ın planına itirazların geldiğini biliyoruz. Bölge ülkelerinden, Avrupalı NATO ülkelerinden Amerika'ya yöneltilen eleştiriler vardı. Bunun birkaç boyutu vardı bu eleştirilerin. Bir, yani DAEŞ'le mücadele tam sonuçlanmadı. İki, yani YPG'nin korunması şart. Bunların mutlaka bu bölgedeki varlıklarını devam ettirmesi gerekiyor diye Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan eleştiriler ve çağrılar vardı. Nihayetinde anladığımız kadarıyla bu baskıların, bu çağrıların Amerikan Başkanlığı'nda da bir karşılığı olmuş ki şimdi 200 kişilik bir barış koruma gücüyle bu mevcudiyetin devam edeceğini anlıyoruz. Tabii burada şöyle bir not da koyalım. Bu İngilizce tabiriyle peacekeeping mission dedikleri barışı koruma gücü aslında Birleşmiş Milletler'in kullandığı ve her bir coğrafyada çatışmaların sona ermesinin ardından oradaki oluşan ortamı, barışı gözetleme ve koruma kollama amacıyla gönderilen bir gücü tanımlar. Şimdi tabii burada bu barışı koruma gücünün ifade edilmiş olması da tabii soru işareti yaratan durumlardan bir tanesi. Bunun da ayrıntılarını Ankara herhalde Washington'la yapılacak müzakerelerde masaya yatıracaktır diye düşünüyorum. Ama her koşulda şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Aralık ayının sonuna doğru ifade etmiş olduğu çekilme, tamamen çekilme sürecinin bugün ve dün itibariyle ortadan kalktığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye çerçevesinde yeni bir çerçeveyi, yeni bir misyonu öne sürdüğünü ve dolayısıyla bunun da denklemleri değiştirebilecek önemde olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonrası tabii yine Türk-Amerikan yetkililer arasındaki hem bugün hem de bundan sonraki yapılacak müzakerelerde ele alınacak konular.
Tabii burada güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin hani Beyaz Saray açıklamasındaki ifadenin korunuyor olmuş olması Türkiye'nin güvenlik kaygılarının anlaşıldığıyla ilgili noktanın da hala Amerika Birleşik Devletleri tarafından gözetildiğini bir kez daha teyit etmesi açısından önemli. Ama zaten sıkıntı bunların teyidi değil, fiiliyata dökülmesi. Şu ana kadar Türkiye'nin ne Suriye'nin Fırat'ın doğusunda ne Membiç bölgesinde beklediği fiili hareketlerin gelmediğini de hatırlatmakta yarar var. Dolayısıyla böyle bir çerçevede bugün Washington'da yapılacak askerden askere savunma bakanları arasındaki müzakerelerin büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bunları yakinen takip etmeye devam edeceğiz yine. 200 asker aslında sayı olarak baktığında çok da önemli bir sayı olmamakla birlikte bir mesaj içeriği olduğu kısmını okumak lazım. Senin de az önce belirttiğin gibi herhalde buradaki mesaj, okuması gereken mesaj da ben buradayım. İşte bunun adına ne dersiniz deyin ama duracağım anlamına geliyor herhalde. Bir başka yine konuşulması, üzerine tartışılması gereken notlardan bir tanesi ve belki bu sefer bize yarayabilecek bir konudan bahsedelim. Avrupa Birliği ilerleme raporu neden ertelendi? Ertelenmesi bizim için ne anlam ifade eder? Emine, Avrupa'da tabii çok önemli süreçler yaşanıyor. Bunların en başında Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak ve birçok ülkede Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışacak milletvekilleri adaylara bakıldığında hani giderek artan bir şekilde aşırı sağ adayların ön kazandığını, zemin kazandığını görüyoruz ve bu zaten şu andaki Avrupa Parlamentosu'nun kompozisyonu bile hani önemli kritik noktalarda, kritik konularda farklı reaksiyonlar verebilen bir Avrupa Parlamentosu. Bir sonraki Avrupa Parlamentosu'nun neye benzeyeceği, hani Avrupa değerlerini ne kadar benimseyeceği, Avrupa değerlerini ne kadar öne taşıyabileceği tartışmalı bir Avrupa Parlamentosu kompozisyonuna doğru ilerliyor. Ve Avrupa'da gerçekten bu konuda ciddi şekilde hani kaygılar var. Ve tabii hani bu birbirine bağlantılı konular. Şimdi daha parlamento seçimlerine belki 2 aylık bir süre var. Daha seçimler yaklaştıkça çeşitli konuların ön plana çıkması, yani göçmen karşıtı, Avrupa Birliği'nin genişlemesine karşı söylemler. Tabii bunun arasında Türkiye ile ilgili de yani yüksek ve yani ağır söylemlerin olabileceği öngörüsü var. Biraz bunlardan uzaklaşmak, hani Türkiye meselesinin özellikle ilerleme raporuyla birlikte hani Avrupa gündemine taşınmaması için yapılmış, alınmış bir karar bu. Yani Türkiye'deki seçimler bitecek. Ondan sonra Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimler de bittikten sonra belki bu Avrupa Komisyonu'nun yıllık hazırladığı, açıkladığı ve Türkiye'nin insan hakları ve demokratikleşme durumunu izah eden, anlatan ilerleme raporu yayınlanacak. Ve tabii arada aslına bakılırsa Türkiye için de bir böyle bir 2 aylık yeni bir zaman dilimi ortaya çıkacak. Çünkü hani hatırlayalım, geçen senenin en önemli 2 konusundan bir tanesi yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden canlandırması. 24 Haziran seçimleri ardından oluşan ortamın son 2-3 senedir giderek bozulan ilişkilerin tamiri, diyaloğun yeniden tesis edilmesi ve nihayetinde hani beklediğimiz hani hem müzakerelerin yeniden canlanması, vize serbestisinin oluşturulması ve gümrük birliği müzakerelerinin başlatılması gibi taleplerin yerine getirilmesini açacak bir ortamın sağlanmasıydı. Ve bunun için Türkiye yani reform gündemine yeniden dönüşün işaretlerinde 2 tane önemli toplantıyla vermişti. Hem Ağustos ayında hem Aralık ayında reform eylem grubu toplantıları yapıldı. Ve bu eylem grubu toplantılarının neticesinde yani şu anda Türkiye'nin hazırlamakta olduğu çok kapsamlı bir yani yargı reformu stratejisi bulunmakta. Ve bu gerçekten hani hem Avrupa Birliği'nin de beklediği içerik itibariyle Türkiye ile AB arasında son dönemde yaşanan problemlerin aşılması açısından önemli imkanlar sağlayabilecek. Hem de Türkiye'nin hani insan hakları açısından yıpranan imajını toparlayabilecek düzeyde bir takım önlemleri içeren bir paket olması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de de yerel seçimler gündeminden dolayı belki bu paketin açıklanması biraz gecikmiş olabilir. Dolayısıyla hani Mart sonrasında seçimlerin ardından Türkiye'nin önündeki 2 aylık süre içerisinde hiç olmazsa bu stratejinin açıklanması, Avrupa Birliği ile hani bu üzerinde bahsettiğimiz müzakere alanlarında bir çerçevenin oluşturulması için büyük önem
önem taşıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin de elinde aslında bir yeni bir zaman aralığı oluşmuş gibi görünüyor. Bu açılardan önemli. Tabii bu yapılan Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin hani kuvvetlenmesi, geleceğe dönük bir projeksiyonun sağlanması için çok tek başına yeterli adımlar olmayacaktır. Yine gördük bu hafta içerisinde Avrupa Parlamentosu'nda yani taslak rapor onaylandı. Gelecek ayda muhtemelen resmiyete kavuşacak. Her ne kadar bağlayıcılığı olmasa da Avrupa Parlamentosu'ndan yani Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kesilmesine ilişkin bu kararın geçmesi öngörülüyor. Tabii bunlar zor süreçler, geriye döndürülmesi çok kolay olmayacak süreçler ama hiç olmazsa Türkiye'nin reform gündemine yeniden sahip çıktığı ve bu üzerinde son birkaç aydır tartıştığımız yargı reformu stratejisi gibi adımların atılacak olması, ileriye dönük işaretlerin verilmesi ve Türkiye-AB arasındaki diyaloğun kuvvetlenmesi açısından önemli işaretler olacaktır. Bu senenin Mart ayında ortaklık konseyi toplantısı yapılacak. Ay ortasında bu çok önemli. 3 yıl aradan sonra Türkiye-AB ortaklık konseyi toplanıyor. Haziran ayında liderlerin bir araya gelmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunu Romanya dönem başkanlığı büyük ihtimalle Mart ayındaki toplantılarında kesinleştirmeye çalışacak. Dolayısıyla bir fırsat penceresinin açılması için önümüze kısa ama değerli bir zaman birimi var. Türkiye'nin yerel seçimlerden sonraki süreçte bu fırsatı kullanıp hiç olmazsa yani yargıyla ilgili sıkıntıların, sorunların aşılmasına dönük bir adım atması herhalde Türkiye'nin hem imajı açısından hem de Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından önemli bir zemin teşkil edebilir diye düşünüyorum. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi Türkiye için çok yararlı bir adım olarak değerlendirilebilir Mine. Peki yine konuştuğumuz bir başka yurt dışı kaynaklı hikaye ve bir türlü sonuçlanmayan, her seferinde yeni bir hikayeyle karşımıza çıkan ama o yeni hikayenin de günün sonunda aynı yere vardığı bir sarmal. Brexit'ten bahsediyorum elbette. Anlaşmalı Brexit'ti, anlaşmasız Brexit'ti. Şimdi yeni bir tanım, tedbirli Brexit diye bir şey çıktı. Başımıza neyin tedbirini alıyorlar, kime tedbir alıyorlar, alabilecekler mi, bu iş nereye gidiyor? Mine dediğin gibi yani sarmal içinden çıkılması artık son derece zorlaşan bir bulmacaya dönüşmüş durumda. Hani birçok boyutu var. İngiltere'nin iç siyasi dengeleri var. Avrupa Birliği'nin ile yapılan müzakereler var. Hukuki boyutu, siyasi boyutu, ekonomik boyutu her çerçevesinden bakıldığında son derece önemli. Hem Avrupa ticaretini, dünya ticaretini, tabii Türkiye'nin İngiltere ile de ikili ilişkilerini aslında göstermesi açısından önemli bir süreç. Şimdi tabii 29 Mart'ta bir aylık bir süre kaldı aşağı yukarı ve şu anda anlaşmasız Brexit dediğimiz hem Avrupa tarafının hem İngiltere tarafının kaotik olarak tanımladığı bir sürece doğru ilerliyor süreç ve yani Avrupa Parlamentosu İngiltere Parlamentosu'nun onay verebileceği herhangi bir anlaşma şu anda ufukta görünmüyor. Bununla ilgili Avrupa Birliği ile müzakerelerin yeniden güçlenmesi, İM katılmasıyla ilgili çalışmalar var. Şu anda mevcut boşanma anlaşması olarak tabir edilen anlaşmaya ek olarak yeni bir bağlayıcılığı olan yasal ve hukuki bir araç olarak değerlendirilebilecek bir ikinci paralel anlaşma üzerinde tartışılıyor. Ve bunun da amacı söylediğin gibi bu tedbir maddesinin daha açıklığa kavuşturulması. İngiltere'nin özellikle hani İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın yeniden oluşmaması ama bu sınırın oluşmaması karşılığında İngiltere'nin de sınırsız bir şekilde süresi belli olmayan bir zaman için Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içinde kalmamasını bir anlamda da sağlayacak bir anlaşmadan bahsediyoruz. Yani hem sınırda böyle bir sınır oluşturulmayacak iki İrlanda arasında hem de yani bu İngiltere'nin ilanihane bir şekilde Gümrük Birliği'ne bağlı kalmamasını sağlayacak bir uzlaşma peşinde koşuluyor. Şimdi hafta sonunda Mısır'da bir Avrupa Birliği Arap Ligi zirvesi olacak. Theresa May'in o toplantıda özellikle Angela Merkel'le yapacağı görüşmelerin büyük önem taşıyacağı söyleniyor. Çünkü Brüksel'den gelen haberler İngiltere'nin
beklentilerini tam da karşılayacak nitelikte olmadığını şeklinde. Ama yine de bir diplomasi çalışması şu anda devam etmekte. Haftaya İngiltere Parlamentosu'nda, Avam Kamerası'nda önemli oylamalar olacak ve bu oylamalarda yani giderek Theresa May'e karşı artan, kendi partisi içinde de bir isyan adını verebileceğimiz bir hareketlilik var. Bu yani anlaşmasız Brexit'i istemeyen gruplar giderek sesini artırmaya başladılar ve eğer bu yani kendi partisindeki bütünlüğünü koruyamazsa, yani belki gelecek haftalardaki oylamalarda yani hem bu Brexit'in ertelenmesi, İngiltere ile AB arasındaki diplomasiye biraz daha zaman kazandırılması için bir geciktirme prosedürünün uygulanması gündeme gelebilir. Dolayısıyla Theresa May'in hızlı bir şekilde yani parlamentoya taşıyabileceği yeni bir formül oluşturması gerekiyor. Bunun nüveleri geliyor, bunun işaretleri geliyor. Yani Avrupa Birliği'nden de yapılabilecek şeyler konusunda çalışmalar artmış durumda. Özellikle bu tedbir maddesinin açıklığa kavuşturulması, İngiltere'de hani özellikle tekrar sınırın oluşmamasını isteyen kesimlerin kaygılarını ortadan kaldırabilecek. Ama İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticareti de bundan sonraki süreçte geçiş döneminde bir kesin bir anlaşmaya çevirebilecek, zamanın iyi uygulanması açısından da işaretler içerebilecek bir çalışma şu anda devam etmekte Londra ile Brüksel arasında. Dediğim gibi bu hafta sonu yapılacak Merkel-May görüşmesi bu açıdan önem taşıyabilir. Ama bana sorarsan umut var mı? Çok da öyle büyük bir umut görünmüyor. Çünkü sonuç itibariyle çıkartılacak her anlaşma bütün Avrupa Birliği başkentlerine gidip onaylanması gerekiyor. Ve ondan sonra İngiltere'nin parlamentosunda onaylanması gerekiyor. Ve İngiltere parlamentosu da şu anda son derece karmaşık ve son derece parçalı bir pozisyonda. Dolayısıyla bana sorarsan çok böyle büyük bir umut varmış gibi görünmüyor ama sonuç itibariyle yine diplomasiye sonuna kadar şans verilecektir diye tahmin ediyorum. Mart ayının ilk 10 günü ne çok dikkat çekiliyor. Özellikle Avrupa Birliği ile yapılacak müzakerelerde eğer ilk 10 günde herhangi bir çerçeve ortaya çıkmazsa artık anlaşmasız Brexit'in daha da netleşeceği ile ilgili kaygılar var. İngiltere Ticaret Bakanlığı da son birkaç gündür özellikle tek tek hangi ülkelerle ticari anlaşmaların var olduğu, hangi ülkelerle nasıl ticaretin anlaşmasız Brexit olursa devam edeceğiyle ilgili bilgilendirme kampanyaları başlatmış durumda. Şirketlere bu konularda tavsiyelerde bulunuyor. Bu tabii sayılan ülkeler arasında Türkiye'de var. Çünkü hani şu anda bizim İngiltere ile ticaretimiz büyük bir ölçüde gümrük birliği üzerinden sağlanmış durumda. Bu anlaşmasız Brexit olursa tabii Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir ticaret anlaşmasının oluşturulması gerekecek. Bu açıdan bakıldığında da Türk şirketlerinin muhataplarıyla yapacakları iş imkanlarının, olanaklarının etkileneceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bunları da belki biraz daha yani yerel seçim ortamından uzaklaşmamız tabii mümkün değil ama hiç olmazsa ticaretle uğraşan, İngiltere ile ticaret yapan şirketlerin daha çok bilgilendirilmesi ve nasıl adım atacakları ile ilgili biraz daha onların önlerinin açılması açısından gerekli kısa bir süre kaldığını hatırlatmak gerekir. Sonuç itibariyle bu sadece İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin meselesi değil, Türkiye'nin de büyük bir meselesi. Türkiye'nin çok önemli bir ticaret partneri. Son dönemde, son yıllarda özellikle giderek artan bir ticaret hacmi var Türkiye ile İngiltere arasında. Dolayısıyla bunun darbe yemesini, darbe yiyecektir her şekilde anlaşmasız Brexit olursa ama bunun en aza indirilmesi için de önlemlerin ve tedbirlerin Türkiye tarafından da şirketler aracılığıyla alınmasında büyük bir yarar var yine. Peki, çok teşekkür ediyorum. Serkan, kolay gelsin diyelim sana Ankara'ya, sevgiler. Şimdi haber turumuzla devam edelim. Haber turumuzun birinci sırasında torba yasa yer alıyor. Torba teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ne içeriyordu bu torba teklif? Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranlarının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi bazı düzenlemeleri içeriyordu. Kabul edildi, geçti.
Krediler yeniden artıyor. Faizler düştükçe kredilerin oranı da artmaya başladı elbette. Ekonomistlerin takip ettiği kredi büyüme göstergesi Ağustos sonundan bu yana ilk kez pozitif bir sinyal üretti. 15 Şubat'ta biten haftayla yıllıklandırılmış kredi hacmi kur etkisinden arındırılmış şekliyle 13 haftalık ortalamada %0.30 düzeyinde artış kaydetmiş oldu. Böylece arka planda da elbette faizlerin düşüşü izlenmeye devam ediyor. Venezuela tarafına bakıyoruz. Venezuela'da devlet başkanı Maduro halkı korumak için ülkenin Brezilya ile sınırının kapatılacağını söyledi. Maduro Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini de değerlendirdiğini ifade ediyor. Maduro'nun muhalefetin yardımlarının giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya devlet başkanını sorumlu tutacağını da kaydetti. Bunu da bir not olarak biz de iletmiş olalım. Maduro yardım tartışmalarının Amerika'nın işgal stratejisinin bir parçası olduğunu savunuyor. Bu şova izin vermeyeceğini diğer taraftan da belirtiyor. Muhalefette 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu ifade ediyor. 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor. Venezuela'da şu anda halihazırda yaşanan hikaye böyle. Amerika tarafına bakalım. Amerika Başkanı Donald Trump daha hızlı 5G kablosuz iletişim ağ kurmak istiyoruz diyor. Trump Amerika'da en kısa sürede 5G hatta 6G istiyorum demiş. Trump bunu Twitter'dan paylaştığı mesajıyla dile getiriyor. Amerikan şirketlerinin çabalarının hızlanması gerektiğini yoksa geride kalacaklarını yazıyor tweetinde. Trump yönetimi bir yandan da ülkelerin güvenlik gerekçesiyle 5G sistemlerini Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'den almamaları konusunda da uyarıda bulunmakta imtina etmemiş. Amerika tarafında Amerika Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ürettiği borularda dumping olduğunu öne sürmüş durumda. Türkiye, Kanada, Yunanistan ve Güney Kore'den yapılan geniş çaplı kaynaklı boru ithalatı dolayısıyla bir soruşturmaya konu olmuş görünüyor. Türkiye ile Güney Kore'nin ihracatı sübvanse ettiği öne sürüldü. Türkiye'nin ürettiği borulardan %5.05 ucuza satıldığı iddia ediliyor bir taraftan da. Bu oranlar Güney Kore menşeli oranlarda ise %20.39 olarak tespit edilmiş. Buna ilişkin bir iddia en azından ortaya konmuş. Biz de bunu bir not olarak sizlerle paylaşmış olalım. Ekonomik takvime bakalım. Ekonomik takvim tarafında da Şubat ayına ilişkin Türkiye'den saat 14.30'da reel sektör güven endeksi rakamlarını bekliyoruz. Bir önceki verinin 95.4 olduğunu hatırlatalım. Bir veri de kapasite kullanım oranı olarak açıklanacak. Orada da bir önceki veri %74.4 seviyesindeydi hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra iç piyasaları konuşmak üzere Baki Atılal'la başlayalım sohbetimize. Evet, iç piyasaları konuşacağız. Baki Atılal'la birlikteyiz. Baki hoş geldin. İç piyasa diyorum ama dış piyasa konuşacağız tabii ki. Tabii ki genellikle öyle oluyor. Daha doğrusu diplomasi konuşacağız. Seninle de daha önce konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Amerika'nın Suriye'den çekileceğini söylediğinde aslında çekilmeyeceğini söylediği üzerine nereye sohbetlerimize... iki adım sola mı iki adım sağa mı? Şimdi 200 çok sembolik bir rakam elbette. Ama çıkmıyorum demek. Bir taraftan da dolayısıyla hani bizim oradaki mesajı zaten almamız, oradaki mesajı okumamız gerekiyor sanırım. Bundan sonrası ne olur? Piyasa fiyatlaması açısından. Piyasa fiyatlaması. Şimdi o 200'ü gördük. Bugün Cumhurbaşkanı'nın saat 2 ve 4'te şeyleri var, mitingleri var. Hı hı. 2 ve 4'teki mitinglerde bu konuya atıfta bulunursa biz ona göre fiyatlama yapar aşağı yönlü olarak. Çünkü Cumhurbaşkanı söylemişti daha önceden erken çıkacaktınız, süreyi uzattınız. Bu süre sürekli uzuyor. Bir şey yaptığınız yok. O tarafa da o tırlar sürekli gidiyor. Şu ana kadar onu biz tamamıyla göz ardı ettik. Odaklı noktamız neydi? Amerika oradan çıkıyor. Tamam işte organize bir şekilde Amerika ile beraber güdümlü olarak orada bir kontrolü biz sağlayacağız. Diğer taraf devre dışı olacaktı ama... Hatta Rusya ile
beraber de olacaktı. Hatta şey diyorduk biz yani niye Amerika, Rusya, biz ve İran yani dörtlü toplanmıyoruz da şurası için diye konuşulurken bir anda işin rengi bu moda gelince geçen hafta Cumhurbaşkanı çünkü şey dedi hatta bir buçuk hafta önce artık sabrımız şey yaptı girmiyorsunuz biz müdahalede bulunacağız. Bugün o yönde bir açıklama gelirse fiyatlamayı ona göre yaparız ama şu anda piyasada kur tarafı dahil olmak üzere öyle bir fiyatlama herhangi bir tarafta yapmadık. CDS'lerde bile yapmadık yani en basitinden CDS'lerde olurdu bu. Hı hı. Orada tamamıyla Merkez Bankası üzerinden bir beklenti demeyelim ama algı ve şüphe fiyatlaması var o kadar. Onun haricinde piyasanın o tarafa şu ana kadar baktığı yok ama 200 kalması biraz da sanki bizim işimize gelir gibi de duruyor. Yani onu da şöyle söylüyorum çünkü Trump çıkalım dedik, çıkıyoruz dedikten sonra Macron hemen ilk açıklama yapan Macron'du. Hı hı. Tamam biz o boşluğu doldururuz, diğerleri de biz de doldururuz deyince kim nereye, hangi boşluğu dolduruyor? Bir dakika arkadaşlar oradaki boşluğu biz dolduracağız. Boşluk var yani kim nereye dolduruyor? Bir anda patlamalar, can kayıpları falan da olmaya başladı. Sanki gitme, kal o tarafta gibi Trump da sonunda artık Pentagon tarafına mı uymuş, diğer tarafa mı uymuş? 200 tane bırakacağım, 200 tane bir tane bile bıraksa... Amerika'dan da çıkmıyorum. Zaten çıkmıyorum anlamına geliyor. Anlam 200 askerle bir şey yapacağından ya da orayı gerçekten güvenli tutabileceğinden alakası yok. Vesaire. Sembolik olarak ben buradayım diye mesajını vermiş oluyor. Peki Avrupa Birliği az önce Serkan'la da konuştuk. Avrupa Birliği ilerleme raporu ertelendi. 2 aylık bir süre kazanımı dolayısıyla. Kimin için? Türkiye için. Hı. Kazanım mı var burada? O yüzden dedim ya ertelendi. Süre kazanımı var sonuçta. Mayıs erteliyor ilerleme raporunu yazmayı, açıklamayı. O zamana kadar süre kazanımı kazanım şundan dolayı derim. Eğer yetiştirilmesi gereken reformlar varsa ve onun için de 2 aylık daha önümüzde bir süre. Bu böyle üniversite sınavlarında finalde kalırsın da büte. Ondan sonra evet, böyle bütler 2 hafta şey falan ertelenir. Büt ertelenince böyle şeyler. Yaşasın 2 hafta daha var rahatım diye. Gerçi o 2 haftada çalışmazsın ama hani çalışanın da çıkıyordu. İşte zaten o yüzden ben derim. Şimdi baktığında 2 aylık periyotta zaten bizde seçim süreci var. Yani ne olacak? Kendileri o tarafa baktığında Brexit'le boğuşuyorlar. Hı hı. Ne olacak diye. O taraf da onunla ilgilenemeyecek. İlgilenemediğinde senin dediğin gibi biz süreç zaman kazandık ama neye kazandık? Soru işareti. Ben daha çok orada şeye odaklanırım. Bu Brexit konusunda bizle beraber 4 ülkenin İngiltere Ticaret Anlaşması imzalamasının Brexit'ten sonrasında kalması beni ekonomik olarak o vuracak ama Avrupa Birliği'nde yani İşin özeti ne piyasada ne hükümette öyle bir heyecan kalmadı. Yani sürekli bir aktivasyon olsun diyoruz ama o aktivasyon yıllar geçiyor aynen yerinde kalıyoruz. Açılmayınca da anlaşmasız tedbirle hangisi Brexit? Onlar şimdi sabah saatlerinde şey geçti. 2 aylık bir süre mi isteyecek diye anlaşmalar olsun. Dolayısıyla ben anlaşmalı çıkacakları tarafındayım hala. Yani doğru olumsuz yönde bakmıyorum o işe. Sadece teknik bir düzenlemeler yapılacak. O işi de Avrupa Birliği parlamento seçiminden sonrasında halledeceklerdir. O da Haziran dönemine, Mayıs dönemine falan denk gelir diye Avrupa bekliyorum. Avrupa Birliği'nin o ilerleme raporunda ondan sebep ertelediler ya zaten. Parlamento seçimlerini atlatalım diye. Atlatalım ama şey de var. Şimdi İngiltere'deki muhalif kanadın en büyük şeyi, nasıl diyelim ona, M'ye karşı kullandığı koz. Sen böyle teknik diye süreleri atıyorsun. Sonunda anlaşmasız bir Brexit çıkarsa 6 tane sektörde benim yapmam gereken düzenlemeler var. Süre kalmıyor. Yapamayacağım ben onları. İşte oradaki hikayeyi de orada işte teknik düzenleme üzerinden yaparız diye bir yumuşama modunda bakmak gerekiyor. Ama işler pek iyi gibi değil. Dediğim gibi her gün yeni bir tane çıkıyor. Dün Yanker'in açıklaması vardı sabah. Bizim bültene şey yazıyorum. Diyorum ki o yumuşama var. Öğlenleyin tam tersini söylüyor. Yani sabah ne dedin, akşam ne dedin yani orijinal metinden bakıyorsun sonra yani bir şey mi yanlış çevirdik diye. Hayır, doğru. Adam öğleden önce diyor ki sabah saatlerinde işte bu sınır konusunda bu kati bir şey değil ya geçici buna bir rahatlık sağlayabiliriz diyor. Öğleden sonra diyor ki ya İngiltere'de ne desek karşı çıkıyorlar onlar hiçbir şeyi parlamentodan geçireceğini zannetmiyorum diyor. Fiyatlamayı işte böyle yapıyorsun. Manipülasyon dediğin şey de bu oluyor işte. Suç. Suç, direkt suç yapıyor yani. İki türlü orada işlem yapan insanlar var. Juncker'e dava açsalar gideri var yani. Avrupa Birliği olduğu için açarlarsa var yani ama diğer taraflarda zor. Peki şimdi Brexit tarafında belki biraz da İngiltere çıktıktan sonra İrlanda mı konuşmaya başlarız?
İrlanda'da zaten... İrlanda'yı hiç konuşmadım bak, şimdiye kadar. Bir ama buçuk hafta öncesinde İrlanda basınında şey başladı zaten. Bir referanduma gidelim. Özgür İrlanda, ayrı İrlanda, bağımsız İrlanda diye yerel gazeteciler başlattı. Sonra o kampanya İngiltere'nin korktuğu şekilde yönelmeye başladı. Ama dediğim gibi iki haftalık. Avrupa'da kalacak bir İrlanda. İngiltere kültürü dağılacak. İngiltere ne diyor zaten? Dağılırım. Korkusu o. İrlanda da bunu gördü. Diyor ki sen sıkıştın. Yüzyılların bir fırsatı geçti elime. Ben bu fırsatı kullanırım. Hadi vatandaşlar siz de buna destek verin diye. Yerel gazeteciden bir anda ulusal gazetecilere çıktı. Ve net bir şekilde artık referandum yapalım ya. Bu arada yapalım. 2019 içerisinde değil. Şu Haziran ayına kadar ilk yarıda yapalım. Kendi gardımızı biz belirleyelim. Niye İngiltere'nin ipiyle hala şey yapıyoruz? Onun pazarlıklarında bizi kullanıyorlar diye. İki haftalık var. İrlanda bu sene sürpriz gündemi olacaktı. Çünkü böyle bir şey beklenmiyordu orada. Evet, şimdi oraya doğru ufak ufak yatırımlar da kaymaya başlamış galiba. İrlanda yani üzerinde güneş batmayan o imparatorluk dağılıyor artık. Sıkıntılı bir süreç. Yani çünkü şeyde bunu çıkaran nasıl kaçtıysa ihale direkt vatandaşlara kalmış gibi gözüküyor ama yani parlamento vatandaş sana şey dedi, anlaş çık. Parlamento anlaşamadı, hikaye bedelinde vatandaşlar ödüyor. Brexit'ten bıktık. Artık ama başka exitler gelsin. Exit'e ne dersiniz diyor. Ya, olur. İtalya olur. Mesela işte ne zaman? Bugün Cuma, Salı günü İtalya'nın sanayi üretim verisi geldi. Veri geldi mi gelmedi mi soru işareti yerlerde. Dolayısıyla TLTRO'yu eğer ECB yapmazsa İtalya'nın exit'ini konuşmamız hiç sürpriz olmayacaktır. Ama ben zannetmiyorum. Orada o para gelecek ve susacaktır. Bir tek şeyde olur. İngiltere'de olur o exit. Diğerlerinde olmaz. Yunanistan'da olmadıktan sonra diğer taraflarda olmaz. Yani Katar'ı zor orasıdır. Yunanistan'a verdiğim para hala geri gelmedi. Yunanistan'a verdiğim para ayrıca geri de gelmeyecek. Gelmiyor. Bile bile verdin yani 50 yıllık. Gelmeyeceğini bile bile. Bile bile verdin. Yani durup orada İtalya'yı harcayamazsın. Yani harcatmazlar orada. Ya bir de Yunanistan sonuç itibariyle Avrupa Birliği'nin kurucu işte, üyesi. Kurucu üyesi, demokrasinin ilk paranın üzerindeki şey noktası. Bir sürü şeyi var. Manidar bir ülke. Evet, kesinlikle manidar. Diğeri dediğinde Roma İmparatorluğu. Ya yani bir de öyle bakacaksın. Nereye çıkartıyorsun? Biri çok küçüktü, biri çok büyük. Biri kurtarsak da yani birliğimizin adına zarar geldiğine yani, değmez diyerek hiç. Kurtardıkları. Öbürü gerçekten birliği değil dünyayı dağıtabilecek o 2008 Lehman krizinin üzerine bir kriz daha koyabileceklerden bir tanesi. Bir başka hikaye de Trump tabii Twitter üzerinden dünyayı, kendi ülkesini, dünyayı, her yeri yönetmeye ve şekillendirmeye devam ediyor. Japonya Donald Trump'ın Çin'de yapamadığını İngiltere ve Türkiye'de yapıyor. Dünya hızla içine kapanıyor mu diye sormuş bir izleyicimiz. Amerika zaten bildiğimizin aksine daha korumacı bir politika güdeceğini söyledi. Ardından Çin çıktı. Ben korumacı değil bildiğimizin aksine ben genişlemeci, evet. Yayılmacı bir politika izleyeceğim, serbestleşiyorum dedi. Hikaye burada koptu zaten. Ya işte o tarafı kaçırdıkları zaman direkt herkes korumacı mı hikayesinden gidiyor. Senin dediğin gibi Çin'in yapısını korumacılıktan kapılarını yabancılara açmasıyla beraber gelin bu ülkede yatırım yapın, buradan ihracata yönelim demesiyle beraber Amerika'nın ağırlığı bir anda değişti. Çin öyle bir konuma geldi ki etrafındaki ülkelerin emtia tarafından da desteklenmesini etmen oldu. Şimdi onlar da malları Avrupa Birliği ve Amerika'ya satıyordu. Kendini koruman lazım. Koruman lazım ama bu kadar sert bir şekilde korursan da bedelini resesyon korkularıyla ki yani hem Amerika'daki son durumlar sanki resesyon tehdidinden kaynaklanan bir dolar tarafındaki hareketlilik var. Avrupa Birliği'ne bakıyorsun, onlarda da bir resesyon korkusu var. Şimdi bize bakıyorsun, biz ve gelişmekte olan ülkeler grubuna, ya stagflasyon mu yaşıyorsun, resesyona mı gidiyorsun? Hepsi zincir olarak birbirine etkili. Trump'ın en son açıklamasına bakıyorsun, Huawei'de çalışanlara şey yapıyor. Onlara yaptırım gelecektir diyor. Yani artık olayları spesifik şeylere kadar indirdi. Yani fikri siber saldırılar, fikri mülkiyet hırsızlığından model üzerinden gidiyor. Çünkü kendi modelleri bu sefer şey olacak. Ticarette azalacak ve o açığı da kapatamayacaklar ki Çinliler artık eskisi gibi şey değil. Yani kopyalıyor. Kopyalarken o kadar kendini geliştirdiler ki o kopyadan daha iyisini çıkartabiliyorlar kendi markalarıyla. O yüzden de zaten Amerika'nın i̇şte, bu know-how kadar... dediğimiz şey aslında buydu. Yani Çinliler evet. Bunu yaptılar. Yani biz o işin sadece know kısmını aldık. How kısmını kimse bakmadı.
Zaten o yüzden nasıl diye soruyoruz hala. Peki şimdi 5 dakikamız var. O 5 dakikanın içerisinde de birçok soru sığdırmak istiyorum. Sonra izleyiciler kızıyorlar benim sorumu okumadın, benim sorumu okumadın diye. Yunanistan'ı bize karşı tutuyorlar. İta exit olacak bence demişler. Yunanistan'ı bence kimseye karşı tutmanın... Tutuyorlar. İlginç. Yani neye karşı tutuyorlar? Bilemiyorum. Ya bize karşı derken ne anlamda bize karşı onu şey yapamadım. Bilmiyorum. Yazarsa okurum. Yani ben Yunanistan'ı hiçbir şeye karşı tutulamayacağını düşünüyorum. Tabii ki dolar ne olur diye soracağım. Seçimden sonra teşekkürler demişler. Ya seçime kadar yurt dışı gelişmelerle beraber bu işte ZAR ve Brezilya'daki tarafa bakarak yani çıkabileceği üst nokta olarak ben 5.40'ı görürüm. Daha üstüne çıkacağını tahmin etmiyorum. Olumsuz senaryoda. 5 katı gibi algıladım ama 5.40 dedim 5 katı mi? Yok canım. 5 katı. Ne yapıyorsun diyecektim. 5.40 gibi bir seviyeye kadar çıkabilir yurt dışı gelişmelerle beraber ama aşağıda da 5.25'in altına ben kıracağını zannetmiyorum. O bantta dalgalanmamız bizim için makuldür. Güçlü Türk lirasını desteklememiz gerekli mi? Faizdeki bahar havası yaza kadar sürer mi? Fantastik mi diye sormuşlar. Fantastik diye. Mesela biraz önce sen haberlerde de verdin. Krediler ilk defa belirli bir ay sonra 0.30'luk bir artış gösterdi. O artış neden gösterdi? Kamu sektörünün yaptığı kredilerdeki yeniden yapılandırma diyelim oran olarak. Bir de şunu katayım da arada kaynayıp gitmesin o sorun da benim. Faizlerde bir indirim. Merkez Bankası'nın faiz indireceğini bekliyor. Vakıfbank Genel Müdürü. Ekonomiye Cemre seçimden önce başlığıyla da söylemiş. Mart demiş valla. Ya şimdi şöyle yanlış söyleyeyim. Mart normal şartlarda biraz erken olur. Ama şimdi argüman olarak baktığında bunu zorlayacak etmen ne var? İşte bak kamu bankaları kredi faizlerine bir indirim yaptı. Dolayısıyla kredide bir toparlanma var. Sen de bunun peşinden gel olabilir ama baktığında fiyatlama açısından bu kurda da faiz tarafında da Merkez Bankası'nın Mart'tan sonra faiz indirimine gitme ihtimalinin yüksek olduğunu Şimdi, söylüyor. Şimdi oldu. İkinci çeyrek kastediyor dolayısıyla. Zaten beklenti de Nisan'dan sonra Haziran'da itibaren 50-50 ya da 75'lik periyotlarda 400 ile 600 bas puanı arasında bir indirim yapması. O beklenen. Ben o yüzden dedim Mart'ta yaparsa kur ve şey tarafında çünkü zaten hep örnek olarak şey veriyorum ben 3 Ocak tarihinde enflasyon verisi geldiğinde Merkez Bankası faiz indirimi yapar mı diye daha yılın ilk iş gününde kur 5.15-5.45 hareketi yaptı. Ve bir daha 5.15 görmedik. Merkez indirimi gerçekleştirirse döviz yukarı seyrederse tekrar bir faiz kararı alır mı diye soruyorlar. Yok hayır. Yok hayır. Öyle bir şey. Onun karşılığında biz CDS ve borçlanma maliyetlerinde artış olarak görürüz. Sizce bu aralar dolar alınmalı mı? Yükseliş, doların yükselişi devam eder mi? Ya ben şey olarak söylüyorum. 5.15-5.40 aralığında gider gelir. Dolardı işte havalar rakamlar uçuyor işte 6.20-6.30. Dolarda yatırım yapmak istiyorsanız diyorum. Meblağ da zaten 10 bin doların üzerinde olması gerekiyor minimum. Eurobond alın diyorum. Bankalarımızın Eurobond'unu alın. Onlardaki döviz faizi ortalama %8 bandında 2021-23 Eurobond'larında. Kur yukarı gittiğinde kazanırsınız. Kur aşağı geldiğinde de iki katı zaten dövizinize faiz veriyorlar orada. Ondan kazanırsınız. Yani fiziki dolar almanıza gerek yok diyorum. Yani 10 bin dolardan itibaren böyle bir işlem yapılabilir. Peki teşekkür ediyorum ben sana. Bu arada izleyicimiz Yunanistan Avrupa Birliği kaybederse Türkiye'ye yakınlaşır. Bu açıdan yazdım yok, demiş. Yok hayır. Hiç yani ben de hiç ihtimal vermiyorum böyle bir şeye. Peki teşekkür ediyorum sana. Rica kolay ederim. Gelsin diyeyim. Bir kısa ara aranın ardından buradayım. Parametreyi kapatma vakti geldi. Şöyle Borsa İstanbul'la başlayalım hatırlatmaya son rakamları. Haftanın son işlem gününe 102.494 endeks değeriyle başlıyoruz. 5.31.99'dayız dolar TL tarafında. 6.03.04 seviyelerini görüyoruz Euro TL cephesinde. 1.13.42'den geçiyor Euro dolar paritesinde işlemler. 18.71'deyiz faizde. 1.325 dolara geriledi. 1.340'larda iniyoruz altında ons başına baktığımız nokta itibariyle. Ve Brent petrol 67.09 bir fiyatlama gösteriyor bize yeni güne başlarken. Güzel, keyifli, sağlıklı ve bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.